felaket tellalı diyebilirsiniz. Ama ne yapayım? Bunları birilerinin söylemesi gerekiyor. Şu anda önümüzdeki yakın vadede Türkiye'de elektrik kesintisi riski var. Elektrik kesintileri bazı şartlar yerine getirilmezse kaçınılmaz. Hatta bence adım atılmakta gecikildi. Bu yaz elektrik kesintileri göreceğiz biz Türkiye'de. Bunun birkaç nedeni var. Talep çok yüksek. Elektrik talebi giderek artıyor Türkiye'de. Gerek yeni yerleşim alanlarının açılması, gerekse sanayi üretiminde beklenenden de öte bir üretim artışının gerçekleşiyor olması. Bunlar talep tarafı. İyi de talep artıyorsa üretimi artırın, değil mi? Demesi kolay. Bu iş biraz zor. Öyle ha deyince elektrik talebindeki artış kadar elektrik üretimini artıramıyorsunuz. Peki kesinti riski nereden ortaya çıkıyor? Bizim kurulu gücümüz 100 bin megawatt civarında diyorduk. Bizim tüketimimiz aslında karşılanabilecek durumda görünüyor bu kadar kurulu güçle. Bir kere son yıllarda 100 bin megawatta çıkarken kurulu güç, hangi kaynaklardan bu kurulu gücün elde edildiği önemli. Bizim çok övündüğümüz yenilenebilir ve yerli kaynaklara dayalı elektrik üretim kapasitemiz artıyor argümanı var ya. Çok iyi aslında bu, iyi bir şey yani. Çünkü doğalgaz ithalatımız azalıyor, elektrik üretim amaçlı kömür ithalatımız azalıyor vesaire. Evet, yerli ve yenilenebilir kaynakları daha çok devreye sokmak iyi bir şey. Ama yenilenebilir kaynakların şöyle bir tarafı var. Siz onlarla kesintisiz elektrik üretemiyorsunuz. Rüzgar santralleri rüzgar eserken, güneş santralleri güneş üşürken, ne bileyim işte barajlı hidroelektrik santralleri barajınızda, rezervuarınızda su varken, nehir tipi hidroelektrik santralleri ise nehirler ne bileyim coşarken iyi elektrik üretebiliyor. Dolayısıyla kurulu gücünüzün artması sizin elektrik talebindeki artışı rahatlıkla karşılayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunun yerine, daha doğrusu bu artışı karşılayabilecek sizin kesintisiz elektrik üretebilen santrallere ihtiyacınız var. Bu geçmişte sadece kömür santralleriydi esas itibariyle ama son 30 yılda doğalgaza dayalı elektrik üretim santralleri de devreye girdi. Onlar bunu yerine getirmeye başladı. Şimdi gelelim başlangıçta söylediğimiz kısma. Elektrik kesintisi riski var. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin kömüre dayalı elektrik üretim altyapısında ciddi yere sahip bazı santrallerin yakıt ihtiyacını karşılayacak kömür sahalarında faaliyet yürütülemez hale geliyor, geldi. Nereden bahsediyoruz? Güneybatı Anadolu'da. Yani elektriğin çok yoğun tüketildiği, özellikle yaz aylarında çok yoğun elektrik tüketilen Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim, Fethiye, bu bölgeleri de kapsayan Güneybatı Anadolu'daki 3 tane önemli kömüre dayalı elektrik üretimi yapan santral var. Yatağan Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali. Bu 3 santralin her üçünün de kendilerine tahsis edilmiş, yakıt ikmali için tahsis edilmiş, yakıt tedariki için tahsis edilmiş kömür maden sahalarında kömür üretimi gerçekleştirilemez hale gelmiş durumda. Yatağan Termik Santrali ta Soma'dan kömür taşıyarak çalıştırılıyor. Peki neden? Valla neden aslında tartışılır. Hani doğru mu yanlış mı vesaire. Şimdi Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin yakıt ihtiyacı karşılayacak kömür ruhsatlı kömür sahasını devletin kömür üretilebilir şekilde bu şirketlere teslim etmiş olması gerekiyor. Bu işletmecilere. Yani bu işletmeci daha önce özelleştirme öncesinde elektrik üretim anonim şirketiydi, yani devletin elektrik şirketiydi. Şimdi ise Yeniköy YK Elektrik, YK Enerji diye bir şirket Yeniköy ve Kemerköy'ü işletiyor. Bu şirkete ihtiyaç duyacağı kömürü çıkarabileceği bir kömür sahası önceden taahhüt etmişsiniz devlet olarak ama şu anda siz orayı çeşitli nedenlerle bu işletmeciye teslim edemez durumdasınız. Etmemişsiniz henüz. Bugün teslim etseniz orada kömür üretimi için en az 6-7 aya, 8 aya, belki 9 aya ihtiyaç var. Çünkü önce oranın üstünün temizlenmesi, oraya şantiye kurulması, konveyör sisteminin getirilmesi, taşıma altyapısının oluşturulması, yol yapılması vesaire gibi bir çok ciddi altyapı hazırlık çalışmaları gerektiren bir durum. Dolayısıyla devletin bu şirkete kömür çıkarabileceği kömür sahasını tahsis edememesi, teslim edememesinin cezasını biz önümüzdeki dönemde elektrik kesintileri olarak çekebiliriz, çekmeye başlayabiliriz. Bunlar yaşanırsa da hiç kimse şaşırmasın.
Thank you.